Tüm red süreçlerine rağmen velev ki Dublin olsa bile Almanya nitelikli göç yasasına yararlanma şansı var. Ancak bazı şartlar var. Şimdi sizlere onlardan bahsetmeye çalışacağım. Bu arada değerli dostlar bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikli olarak e, tüm kadınların, hanımefendilerin bu Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Evet, kendilerine sağlık, sıhhat, huzur, barış, güzellikler diliyorum. Hayatın neşe kaynağı, onlarsız hayat olmuyor. bir elmanın yarısı. Dolayısıyla birbirimizi tamamlıyoruz. Cennet, anaların ayağı altında dediğimiz değerli kadınlar. Evet, ben tabi bugünleri günleri buruk geçiriyorum. Bundan 3 yıl önce yaklaşık 7 Mart 2021 yılında anneciğimi ruhun ufkuna yolladık. Dolayısıyla Allah gani gani en başta annem olmak üzere tüm siz değerli takipçilerimizin ahirete intikal etmiş olan tüm annelerine, sevdiklerine Allah gani gani rahmet eylesin. Evet, 8 Mart tabi bildiğiniz gibi aynı zamanda dünyada dört bir yanda Zulümler, savaşlar, soykırımlar, insanlığa karşı suçlar, her türlü taciz, tecavüzler kadınlara ve çocuklara, yaşlılara, hastalara, bakıma muhtaç insanlara, hamile kadınlara yönelik hala uygulanmakta ve bizler insanlar olarak sessiz bir şekilde bekliyoruz. Yani bu zulümlerin bitmesi ümidiyle diyorum. Evet değerli dostlar. Şimdi konumuza gelirsek. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi bu yeni yasa Almanya bildiğiniz gibi nitelikli göç yasasını çıkardı. Bu yasanın iki ayağı var. Bir, Türkiye başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden Almanya'ya gelmek isteyenler yani iltica etmeden normal göç yoluyla gelmek isteyenler siz değerli takipçilerimiz. Tamam. Mı? Birincisi bu. İkincisi de dünyanın bin bir şartı zorluğu var. Bu çerçevede Almanya'ya gelenler yani iltica edenler. İşte 2023 yılında 330 bin civarı Almanya'ya dünya gelenler mülteci geldi. Bunun 65 bin civarı Türkiye'den geldi. Avrupa genelinde Türkiye'den iltica eden insan sayısı 101 bin Avrupa genelinde. Türkiye'de ise yaklaşık 65 bin civarı insan Almanya'ya iltica etmiş durumda. Ve hala insanları iltica etmek için geliyor. İşte bugünkü konumuz bu iltica edenleri ilgilendiren konu. Burada en önemli kriterlerden bir tanesi eğer 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya'ya bir insan gelmişse ister vizeyle gelmiş olsun isterse kural dışı gelip iltica etmiş olsun fark etmez. Einreisen dediğimiz yani legal olarak vize ile karayolu ya da hava yoluyla Almanya'ya giriş yapmak anlamında kullanılan bir fiil Einreisen. Bu Almanya ikametgah yasası madde 10'da o özellikle 10. maddenin 3. fıkrasının 1. Bendi ve 5. bendinde bunlar net bir şekilde yazmaktadır. Buradan şunu anlıyoruz. Almanya'ya resmi olarak yani vizeyle ne zaman? 29 Mart 2023 tarihinden önce girmişse ve hala Almanya'da bulunuyorsa veya iltica etmişse. 29 Mart tarihinden önce gelip, kural dışı gelip iltica edenler ya da 29 Mart tarihinden önce vizeyle gelip 29 Mart tarihinden sonra iltica etmiş olsa bile evet, bu nitelikli göç yasasından yararlanabiliyorlar. Bu söylediğim cümleler, anlattığım ifadeler, bir, tecrübelerim, iki, yabancılar dairesinden müvekkillerimize, müşterilerimize yazmış oldukları geri bildirimden edindiğim kazanımlar, tecrübeler, üç, kanaatim, dört, avukatlara danıştığımda Onlardan aldığım geri bildirimleri topluyorum. Bu şekilde siz değerli takipçilerimize bildiriyorum. Tamam mı? Dolayısıyla bu konuda karar verirken lütfen profesyonel bir hukuki destek. Her zaman alınız. Eğer sizin avukatınız bu süreçleri bilmiyorsa gayet normal bilmeyebilir. Avukatlar önüne dosya gelince oturup çalışıyorlar. O zaman kanun mevzuatı okumayı bildikleri için nereye bakacaklarını biliyorlar. Ama özellikle ben ve benim avukatım bu konuda biz gerçekten bu işi biliyoruz. Şakır şakır takır takır da yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla yanınızdayız. Tamam mı? Neyse reklamları geçelim. Şimdi burada önemli kural burada birkaç tane kriter var. Birincisi 29 Mart 2023 tarihinden önce Almanya giriş yapmış olmak vize ile giriş yapmış olmak. İkincisi ise 29 Mart tarihinden önce almayı iltica etmiş olmak. Eğer vizeyle gelmişseniz 29 Mart tarihinden sonra iltica etmiş olsanız bile. Çünkü burada 29 Mart tarihinden önce girişi baz alıyordu. Yani 29 Mart tarihinden önce iltica eden demiyor. E, dolayısıyla mülteciler kural dışı geldikleri için onların legalleşmesi gerekiyor. Legalleşmesi için iltica etmeleri gerekiyor. İltica ettiklerindeki tarih 29 Mart 2023'ten önce ise evet bu yasadan yararlanabiliyorlar. Bu birinci kural. İkincisi kanunda un an fehişbağa itirazsız red yazıyor. Bir de sürük e, bekomun yani geri alma, geri çekme yazıyor. Yani burada ne anlıyoruz o zaman? İtirazsız red. Yani şimdi burada red deyince birkaç tane adım var. Bir, siz Genelde mülteciler Banff Mülteci Dairesi'ndeki görüşmeleri de mahkeme ediyor ama onlar mahkeme değil, karıştırmayın. Birinci aşama şu. Bir kişi Almanya'ya geldi, iltica etti, başvurusunu yaptı. Sonra parmak izini verdi, başvuru devam ediyor. Daha sonra inter First Interview ya da Erste Anhören dediğimiz birinci ifade, birinci duruşma ya da birinci mülakat, yol mülakatı dediğimiz bir mülakat oluyor. İşte bu yol mülakatı itibariyle sizin Almanya girişiniz yapılmış oluyor. İşte burada itibaren ister Dublinli olun, ister mülteci olun, ister gerekçeniz olsun, ister olmasın. Eğer siz 29 Mart'tan önce iltica etmişseniz, velev ki Dublin'iniz olsa bile ve bugüne kadar hala size Dublin prosedürü uygulanmamışsa, deport edilmemişseniz, size bir bildirim yapılmamış ise, un anfeşba dediğimiz itirazsız ret verilmemişse ve temiz e, yapmamışsanız, bakın itirazsız ret verilmiş temiz yapmamışsanız yani üst mahkemeye gitmemişsiniz yararlanamıyorsunuz. Burada itirazsız ret aldınız, üst mahkemeye gittiniz, o befervatınız geriye gittiniz, tamam mı? Beruf olarak oradan da e, temiz süreci devam ederken yani itiraz süreci devam ederken ilticanızı çekebiliyorsunuz, tamam mı? Şimdi o zaman biraz karmaşık gibi oldu ama netleştiriyorum. Bir, BAMF dediğimiz mülteci dairesinde yapılan yol mülakatı ve ana mülakat görüşmeleri var. Tamam mı? İki, bu ana mülakatlar ret aldıktan sonra e, lans, e, geliş var. Yani AMS geliş var. İdare mahkemesi. Sonra idare mahkemesinden sonra OBER geliş var. Yani OBER fervan, OBER geliş ya da BERİS fervaldığımız geliş dediğimiz hani yargıtay diyebiliriz üst mahkeme, temiz mahkemesi var. Bu bu mahkeme yani dört tane süreç var. Yani bunlardan ret aldıkça bir üstüne, ret aldıkça bir üstüne, ret aldıkça bir üstüne itiraz edebiliyorsunuz. Bu itiraz süreçleri devam ederken ilticazınızı çektiğinizde bu yasadan yararlanabiliyorsunuz. Eğer 29 Mart 2023 tarihinden önce gelmiş Dublinli olmuş olsanız bile. Çünkü e, sizin iltica başvurusu yapmışsınız, yol mülakatı olmuşsunuz ve size Dublin bildirimi yapılmış, itiraz etmiş olabilirsiniz veya etmemiş olabilirsiniz. Ama idari mahkemesinde süreciniz devam ediyorsa daha henüz nihai karar verilmediğinden dolayı 29 Mart'tan önce gelmişse ve idare mahkemede de süreç devam ediyorsa iticanızı çekerseniz yararlanabilirsiniz. Eğer bunu bir yabancılar dairesi ya da mahkeme yararlandırmıyorsa o zaman bu kanun niye çıkarttılar ki? O zaman boş. Altı boş o zaman kanunu. Dolayısıyla bu kanun kapatmaya yönelik değil açılıma yönelik bir kanun olduğu için kanun ruhunda ve uygulamasında 29 Mart'tan önce giriş yapan ya da 29 Mart'tan önce iltica eden yani henüz iltica süreci devam ederken herhangi bir aşamasında mahkemesini çekerse yararlanabiliyor. Velev ki Dublin'de olsa bile. Evet. Dublin'de olsa bile arkadaşlar. Ama şart ne? 29 Mart'tan önce giriş yapmak ya da iltica etmiş olmak. 29 Mart'tan sonra gelenleri kapsamıyor. Onlar için olmazsa olmaz tek çözüm ve yol Ausbildung dediğimiz meslek eğitim arkadaşlar. Burada anlaşalım bir mülteci 29 Mart 2023 tarihinden sonra Almanya'ya geldiyse çalışma yoluyla Almanya'da kalma şansı yok. Tek şartı var. Ya Almanya'nın yüksek menfaati olacak ya da e, şeyi eyaletin en üst yönetimi, başbak eyalet başbakanı ya da eyalet regiurunkun en üst yönetiminin izniyle olacak. Vallahi onlarda sana bana izin verirler mi? Onu sen düşün. Atabiliyor muyum? Yani dolayısıyla Almanya'da çalışma yoluyla kalma şansınız yok. Lütfen. Yani ben 4 senedir FES çalışıyorum diyorsunuz. Yapmayın arkadaşlar. Bir bu yasa nitelikli yasa. Niteliğiniz yoksa Ausbildung yapınız. Ya da nitelik kazanınız. Ya da C ya da D sınıfı ehliyet alınız. Atabiliyor muyum? Şimdi dolayısıyla bu yasa yani özellikle bunu ben hani ifade ederken hani elimizdeki emsal kararlara bakarak konuşuyorum. Çünkü memur yani yabancılar dairesindeki memur elindeki ikametgah yasasına yabancılar yasası ikametgah yasasına bakarak karar verecektir. Ama ben ya da avukatlar bakarken emsal kararlara Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin, bölge mahkemesinin, idare mahkemelerinin, yerel mahkemelerin, e, vermiş olduğu emsal kararlar ya da yerel yönetiminin almış olduğu idari kararlar var. Bu idari kararlar çerçevesinde anladığım e, konuları, ben hukukçu değilim ama tecrübeli bir insan olarak sizlerle bunu paylaşıyorum. İşte bu çerçevede, e, velev ki gerekçesiz ret alsanız, itirazsız ret alsanız, yani hangi rette alırsanız alınız, bakın hangi rette alırsanız alınız süreciniz devam ettiği sürece, mahkeme süreçleri devam ettiği sürece iticanızı çekebiliyorsunuz. Bütün bunlara rağmen an feşba itirazsız et almış olsanız bile bakın neref ki temiz etmeyi de unuttunuz ya da avukatınız unuttu. Yani bir şekilde e, Oberfeldwalt'ın gelişe de gitmediniz. Unuttunuz. Bu sefer eğer yeni gerekçeniz varsa Folge antrak dediğimiz folge antrak yapabiliyorsunuz. Ya da swipe antrak dediğimiz ikinci ticari yapabiliyorsunuz. Bu işlemlerde devam ederken ilticanızı çekerseniz yine yararlanabiliyorsunuz. Burada ana kriter ne? 29 Mart 2023 tarihinden önce giriş yapmak ya da iltica etmiş olmak şartı var. Ve siz hala Almanya'dasınız ve hala prosedürler devam ediyor. Tamam mı? Hala prosedürler devam ediyor. Ha o zaman burada ilticanın devamlılığı e, gerekiyor. Folge Antrak'ta daha önce iltica ettiniz, veret aldınız, mahkemeden de red aldınız. İltica sürecinin devamı niteliğinde olan ara bir iltica. Yani ikinci iltica değil. Folge Antrak dediğimiz iltica devam ilticası. Müteakip iltica yani. Dolayısıyla müteakip iltica olduğu için Birinci ilticanın devamı niteliğinde yeni gerekçelerle iltica ettiğiniz için bu süreçte devam ederken ilticanızı çekebiliyorsunuz ve yararlanabiliyorsunuz. Tek şart değil, bunun devleti oyalamak, Almanya'yı kandırmak gibi bir gayenizin olmadığını Almanya'nın ilgili devlet dairelerinin anlaması gerekiyor. Yani niyetiniz ve sonradan ulaştığınız bilgi ve belgelerin gerçek olduğu, doğru olduğu ve e, Türkiye Türkiye'ye ya da ülkenize giderseniz tutuklanma riskinizin bulunduğunu anlamaları gerekiyor. Böyle durumda folgantrak yaparak, folgantrak bittiyse swaytantrak dediğimiz ikinci iltica yaparak yararlanabilirsiniz. Yani çıkmadık çantan ümit kesilmez. Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok. Ya dolayısıyla siz hala Almanya'daysanız, hala süreciniz devam ediyorsa, hala bu yasadan velev ki Dublinli olsanız bile 29 Mart 2023 tarihinden önce gelmişseniz, evet yararlanabiliyorsunuz. Değerli dostlar. Tabi bu konular hani riskli konular. Anlatırken de söylediğimin farkındayım. Ama tecrübelerimi paylaşıyorum. Hani bu konuyla ilgili bir karar ya da icraat ya da uygulama yapacaksanız dosyanızın e, durumuyla alakalı benim ve avukatımın değerlendirme yapması gerekiyor. Yani nihai noktada ben sorumluluk almak, yani abi senin anlattığın gibi yaptım der bana yükümlülüğü vermeyin yani şimdi videoda izledik diye. Ben anlatıyorum, bilerek söylüyorum. Dolayısıyla ya ben ya da avukatımın dosyanızı incelemesi lazım ki, Evet siz bu yasadan yararlanabilirsiniz. Evet biz sizin dosyanızı takip edebilir, mentorluğunuzu, danışmanlığınızı ve avukatlığınızı yapabilirim diyebileyim. Yani dosyayı görmeden e, bu noktada karar vermek doğru olmayacaktır. Çünkü hayatınızla ilgili önemli bir aşama bu. Bir de böyle aşamalarda ya son dakika geliyor insanlar. Bir de en çok kızdığım şey bu. Ya e, 2015 Temmuz 2016'dan sonra Almanya'da hem mültecilik hem de göç alanında ilk yayın yapan insanlardan birisiyim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda sistematik bir şekilde düzenli konularına göre yani binden fazla video yapmışım, belki 1200 civarı video yapmışım ve her bir videoda mutlaka bir tür bir taktik var sosyal medyada e, videolarımız e, web sitelerimiz var yani. Dolayısıyla yani abi sizi izliyoruz diyorlar ama insanlar danışma noktasında yumurta kapıya gelince değil yumurta çıktıktan sonra arıyorlar. Ben o yumurtayı gel nasıl sokayım arkadaşım ya. Bu çapkadan tavşan nasıl çıksın? Yani iş işten geçtikten sonra Allah aşkına aramayın ya. Yani avukatım var halleder ya o var halleder işte şu var halleder son dakika da son dakika işler yürümüyor. Siz de biliyorsunuz ya. Benim kadar en iyi siz de biliyorsunuz. Aradığınızda avukatlara ulaşılamıyor, danışmanlara ulaşılamıyor. Yani insanlara ulaşılamıyor. Dolayısıyla bir herkesin yolu var, takip ettiği dosyalar var, bir randevu sistemi var. Abi ne olur işte öldüm bittim ah vah. Olmuyor değerli dostum. Allah aşkına yalvarıyorum lütfen. Son dakika bizden arayıp elimizi kolumuzu sıkıştırmayın. Bir sürü takip ettiğimiz dosyalar var ya. O insanlara karşı da haksızlık oluyor. Değil mi? O için sizden hani elden gelen öğün olmaz. O da baktığında bulunmaz. Yani el eline şeyini, türkü çalarak ararmış derler. Hani bizde bir sürü söz var biliyorsunuz. Size bir fıkra anlatayım. Bitireyim. Şimdi meşhur bir Fransız kraliçesi var. Yani tabii 6 ayda bir yıkanırmış yani. Yani söyleyeyim. <laughs> Ee, bu kraliçe yuvarlak masa toplantıları yaparmış. Ee, ülkenin önde gelen şair, yazar nesillerini toplar ve bu çerçevede ne yapar? Ee, fikir alışverişinde bulunmuş. O günkü gündem maddesi de işte Fransız kraliçesinin paha biçilmez değeri kıymeti. İşte söyleyin bakayım diyor. Bu diyor Fransız kraliçesinin kıymetini, değerini ödeyecek, pahasını ödeyecek bir kıymet var mı şu dünyada diye soruyor. Şairler şiir yazıyor. Yok kraliçem siz şöyle değerli, şöyle kıymetlisiniz. Yazarlar nesil yazıyor işte siz böyle harikasınız diye. Tabi Pecmür'de bir tane şair de çıkıyor. Kraliçem diyor. Eğer diyor Fransız hazinesinin diyor tamamını diyor size diye versek diyor kıymetinizi ödemiş olur muyuz diyor. Kraliçe aile şöyle yapıyor. Ha 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 diyor. O diyor sen de yok ki nasıl olacak? Şair de lafı patlatıyor. Kraliçe diyor biz diyor prensipte anlaştık. Sıra hazineyi bulmaya geldi. Evet dostlar. Biz sizlerle prensipte anlaştık. Sıra çözüm üretmekte. O için tecrübeleriniz bizlerle videonun açıklama kısmında paylaşabilirsiniz ya da bize e-posta yoluyla ulaşabilirseniz hem Google'a Oktoizm'in iletişim yazdığınızda bütün verilerim çıkıyor. Bu çerçevede evet, siz değerli e, dest e, takipçilerimizin desteklerini, beğenilerini, abone olmalarını, yorumlarını bekliyoruz. Bir sonraki video çalışmamızda görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar efendim.